Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bilin bakalım biz bugün neredeyiz? Evet arkadaşlar, biz bugün Isparta'nın Atabey ilçesindeyiz. Burada değişik, görülmesi gereken yerler var. Şu an Ertokuş Medresesi'ne geçeceğiz buradan. Yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an Ertokuş Medresesi'nin içerisindeyiz. Birazdan içeriye gireceğiz ve içerideki güzel olan yerleri sizler için paylaşacağım. Şu an gösterdiğim giriş kapısından gidiyoruz. Arkadaşlar burası medrese. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle girişte ufak bir kapıları var. Bu tarafta da. Şöyle odaları var. Geç kapıları var. O taraflardan geçeceğiz. Arkadaşlar içeride küçük küçük odaları var, konaklama yerleri var. Giriş kapısı. Şöyle içeriye geçelim. Eski iki yapı. Burada girişte küçük su havuzu var arkadaşlar. Şöyle geliyor. Böyle 5-6 tane, hatta sizler için sayayım. Şu an 3. odadan çıktım. Burası 4. oda. Burası öncekilere göre daha büyük. Böyle kubbe görünümlü bir yapısı var. Hemen ilerleyelim. Arkadaşlar burada türbemiz var. Göstereyim sizlere. Girişi şöyle 3. Şöyle küçük küçük 3 kapıdan giriliyor. Burası Ertokuş Medresesi. Tekrar hatırlatayım. Şurada bir odamız daha var. Burası da büyük. Namaz kılanlar için tespihler yapılmış. Burada da kubbe görünümü var arkadaşlar. Yukarısı muazzam gözüküyor. Hemen ilerleyelim. Bir oda daha var. Burası ufak. Arkadaşlar gelirseniz eğer kapılardan geçerken dikkat edin. Kapılar alçak. Şöyle göstereyim. Yalçın, kapının orada durur musun? Kafayı vurdun mu? Yani girip çıkarken dikkat edin. Kapıları küçük. Burada da ikinci bir çıkış kapısı var. Şöyle bir oda daha var. Küçük oda var. Buraya büyük ihtimal malzeme deposu olarak kullanmışlar. Arkadaşlar içeriği şöyle göstereyim. Kubbe görünümlü bir görüntüsü var, yapısı var. Tarihi Gıyasettin Kerkubat zamanından kalma Ertokuş Medresesi. Şöyle. Geldiğimiz yer burası. Hemen çıkışa doğru ilerliyoruz.
Arkadaşlar şu an medreseden çıktık. Karşıda camimiz var. Oraya doğru ilerliyorum. Kocaman bir bahçesi var. Birazdan bahçeyi de gezeceğim. Heh, yatım buradaymış. Yanımızda Feyzullah Paşa Camii var. Böyle bakalım, çekelim. İçeri girebiliyoruz. Arkadaşlar maalesef camimiz kapalıydı. Şu anda içeride temizlik olduğu için kapatmışlar. Ben bahçesini göstereyim size. Şöyle yürüyüş yolu var arkadaşlar. Cami ile medresenin arasını bağlayan bir yol var. Şöyle ne kadar net çıkıyor tam fark etmiyorum ama arkadaşlar Gayasettin Keykubat'ın burada, evet arkadaşlar, Büyük Selçuklu komutanı Abdullah oğlu Gazi Ertokuş Bey 18. yüzyılda yaşamış. Hani tam net çıkartamıyorum, kusura bakmayın bu yüzden. Güneş vurduğu için. Şöyle bahçesine devam edelim. Bahçesinde havuzu var arkadaşlar. Yaz aylarında havuz aktif durumda. Şöyle oturma yerleri var. Burada salıncaklar var. Bunlar da gül çalıları. Bahçesi kocaman. İleride oyun parkı var. Hani rahat bir şekilde böyle vakit geçirmek istediğiniz bir yer. Bahçesinde zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlar sadece burası gezilecek, görülecek bir yer. Maalesef burada meselelik alan gibi bir hani kocaman bahçe gözüküyor fakat ama burada piknik yapmak yasak. Şöyle ziyaretçileri var. Burada Atabey Belediyesi tarafından yapılan küçük bir kafeterya var. Şöyle. Size bir de medreseyi dışarıdan göstermek istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün medresemizi gezdik. Sizler için güzel videolar çektik. Siz de bu güzellikleri görmek, buraları gezmek istiyorsanız sizi Atabey'imize bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın.